Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eko Victor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Evet, Grundig'in Music Boy 170 serisi radyo karşınızda. Grundig'i çok seven biri değilim fakat basit radyolar yapıp da çok net yayın alabilen, çok fazla üzerinde teferruat olmayan radyoları imal ediyor etmiş yani. 40 yaşında bir radyo. Grundig'in Music Boy 170 serisi muhtemelen Fransa için imal edilmiş. Türkçe bir yayını yurt dışında dinlemek çok güzel. Yurt dışındayız şu anda zaten. Bunu böyle bir istasyon, radyonun netlik seviyesi oldukça iyi. Yani технологии и модерни решения за енергийна ефективност. Нека да изградим нова, по-устойчива бизнес среда. Netliği görüyorsunuz. Bu FM bandında net bir ses. Yani oldukça net. Тез полимер на виктоза. Както преди се идбата и подхранва вашите култури. Şimdi gelelim kısa dalga 1. Kısa dalga 1 neyi gösteriyor? 6035'lerden şu 6035, pek istasyon bulamayız bu zamanda. Yani pek saatimiz çünkü öğlen vakti. Akşam vakti buluruz. Ama kısa dalga 2'de istasyon buluruz. Şimdi iki bulacağız yani. Şimdi bulacağız bakın istasyonlar. Kısa dalgada çok başarılı. Çin. Fransızca. Arap. Neyce? Anlamadım. İran olabilir, bilmiyorum, anlayamadım dili. Ne da tukwararinsu na Jamus wadanda ake sa ran za su iya lashe gasar yayin da Ingilawa da ke daukar bakancin gasar za su kece reni ne da ƴan Sweden a ranar Talata a Afirka kuwa wasan ƙarshe na gasar mata ta cin kofin ƙwallon kafar wannan nahiya ya gudana ne a ƙasar Morocco inda belki Afrika'dan bilmiyorum tam hangi ülke. Çoğu dili bilirim ama yani bilmediğim. Wanta laga sameeyo dhulkii goof oo la baneeyo iyadoo marka hore ujeedada lagu galay ee oo qofka ha u shaqo Aasiyadan da olabilir, Afrika'dan bir dildi. Yugoslavya'nın eski Sırbistan ve öyle bir yer. This erupted Friday. The cause of the fire is under investigation. Beijing's at 24 degrees. Ha, bu Çin radyosunun İngilizce bölümü.
Fransızca var. Hadi böyle Türkiye ol bir. Yani kulaklar şaşmaz arkadaşlar. Türkiye. Yurt dışından Türkiye. Yani kulaklar şaşmaz arkadaşlar. Tabii frekansı da biliyoruz da aşağı yukarı. Oldukça hassas radyomuz. Uzak Doğu bu. Neresi olduğunu bilmiyorum ama Tayland, Mayland o taraflar olabilir. Belli ki Uzak Doğu. Bakalım neresiymiş. Herhalde saat başında. Tabii aşağıya düştükçe Hindistan. Hindistan tarafları ya Afganistan, Hindistan, Pakistan. Tabii bu Türkiye. Tabii düşersek daha fazla istasyon kalmayacak. Şu anda yükseklerde olması gerek. Şimdi orta dalgaya bakalım. Bu saatte orta dalga ölü olabilir ama radyomuz hassas. Belki de bir istasyon bulur en azından diye düşünüyorum. Öğlen, yani şu anda genelde gece vakti açıktır bu. Lokal olduğu için istasyon. Hani kendi buranın istasyonları pek yakın. Evet, şu anda orta dalgada istasyon bulamıyoruz çünkü gündüz vakti. Ancak akşam, yani orta dalgada bir iş yok. Uzun dalgaya gelelim. Burada belki Rusya bir şey çıkar. Evet, akşam çıkacak bu arkadaşlar. Şaptezeci yani Romanya. Neyse, uzun dalgada Romanya'yı yakaladık. Romanya'yı yakaladık. Şimdi gelelim radyonun incelemesine arkadaşlar. Radyonun yapısı şu şekilde. Bu FM buraya koymuş. SV2, SV1, MV, LV uzun dalga, orta dalga, kısa 1, kısa 2 FM. Anten dizaynını yapmış buraya ve koymuş. Bu anten kendi anteniyle dahi çok çok iyi seçiciliğe sahip. Basit yapmış.
Şuradan da çevirme tuning düğmesi. Arka yapısı böyle. Orta boy pille. 4 tane orta boy pille. Dediğim gibi Grundig Music Boy 170 bu. 4 tane pille çalışıyor. Orta boy mu? Bakmadım tam. Şöyle radyomuz bu. Yani yakın çekimde de görün. Music Boy 170. Netliğini gördünüz. Basit. Yani bu ton, bu volüm düğmesi, burada şeyler, bantları seçiyorsunuz ve çeviriyorsunuz. Yani Grundig'in en çok hoşuma giden olayı basit olması. Her şeyi basit. Ama bana göre çok kaliteli mi? Değil. Sony, yani bunun, bu Sony'nin eline çırak olamaz. Ama yani şöyle bir şey düşünün. İhtiyar bir insan düşünün. Hiçbir fazla kurcalamayacak. Tek birkaç düğmeyle istediği istasyonu bulacak. Ama kısa dalgası da olacak. Ama iyi de ses verecek. Derseniz Grundig'in Music Boy serisi, bir tane daha var bunun. Daha küçüğü var. Aynısının daha küçüğü de var. Onun da tanıtımını yapacağım. Yani basit, saf, temiz, net, seçiciliği iyi, fazla teferruatı olmayan bir radyo. Yani basitçe kullanılabilecek bir radyo. Ama boy olarak iri, göz dolduruyor. Yani şimdi Türk insanı büyüğü sever deriz ya. Bu evet, Türk insanını tatmin eder. Çünkü boyu büyük ve bir radyo. Yani hakikaten bir dünya radyosu. Dünya radyosu olduğunu ispat ediyor. Yani bize göre birçok çok istasyonu şu anda gözünüzün önünde alabildiğine göre dünya radyosu ismini almak için bütün her şeyi hak ediyor. Sadece bana biraz basit, daha yani bir Sony gibi şey değil. Yani mükemmel bir ses duymadığımız. Yani şimdi tabii siz burada duyduğunuz ses güzel. Hoparlörü de dehşet yapmışlar. Burada görüyorum ben. Bayağı büyük bir hoparlörü var. Öyle küçük değil. Ama gel gelelim, yani benim Sony'nin en küçüğünde çıkarılan iyi bir sesi çıkarmıyor. Fakat yani tabii ki fiyatla şey yaparsak Grundig kendi dalında oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bir ihtiyar bir kişiye veyahut da havadis diyorlar, hani eskiden ajans dinliyorum diyen arkadaşlara, eğer böyle bir radyo bulursanız bence bit pazarlarında kaçırmayın. 40 yaşında vardır. Belki fazladır bu radyo. 40, belki de 50 yaşında vardır. Bakmanız gerekiyor. Radyo müzesi şeyi vardı. Yani oldukça güzel. Gördüğünüz gibi kısa dalga ve şöyle söyleyeyim, şimdi bu Çin işi yapılanlarda şuralarda kopar, yani teller kopar. Bunda nasıl yaptılarsa hala yani faal ve frekansı tutuyor. Yani Türkiye'nin sesi radyosunun ben orada olduğunu biliyordum zaten, ama frekansını ezbere bildiğim için ama frekans da tutuyor. Yani hala 50 yaşında diyelim, 40 yaşındaki bir radyoya göre eğer bakarsak bu radyo frekansı tutturuyor. Tamam, dijital değil, tam böyle merkezi değil ama tutuyor mu? Tutuyor. Ve bugüne kadar gelebildiğine göre sizin yolda bulacağınız herhangi bir Çin işi basit bir radyodan kat kat daha iyi olduğunu iddia edebilirim. Niçin? Çünkü 50 yaşına kadar geldiğine göre bir 50 yaş daha götürür. Radyo istasyonları tabii kalırsa. Ama bir 50 sene daha götürür. Yani dayanıklılık bakımından bakarsak bu radyo 40-50 yaşında. Yani 30'un üstünde bu. 50 yaşında bir radyo görüyorsunuz. Ve bu bir bana göre tabii ki bir sanat eseri. O zamanlar şey yapılmış. Şimdi artık tek entegrede, tek çipte hallediyorlar ama aynı bunun sesini şimdi buradaki sokakta 30-40 liraya satılanlar şey yapamaz, yani veremez. O yüzden de bu radyoyu tavsiye ediyor muyuz? Ediyoruz, edebiliyoruz. Ama kime gider mesela? Yaşı büyük, hani görme olayı, bakın görme olayı açık açık. Ve adam dijitalle hiç uğraşmayan, yaşı büyük olan kişi, iri yarı rakamlar gördüğü için. Buradan da basit basit kalınca kaldırıp tek düğmeye basarak radyo istiyorum diyen bir
kişiye bu, evet, radyo bu diyebiliriz. Dünya radyosu bu diyebiliriz yani. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.